Dükkana kırkız girmiş. Ne? Allah! Abi! Bir şey yere! Ama ne? Oklavam gitti, oklavam! Oklava mı? Kırkızlar oklavamı çaldılar. Seni üzecek bir şey mi yaptım? Sen değil. Kim? Bir misafirimiz var hala. Melis. Merhaba. Merhaba Niko. Hoş geldiniz. Melis'le seni öğle yemeğine çıkarmaya geldik. Hoş geldin Melis'ciğim. Hoş bulduk. Şirketiniz ne kadar büyükmüş. Burada bir sürü gemi vardır değil mi Niko abi? Hadi Kosta, gidiyoruz. Nereye Bayan Efteriya? Eve dönüyoruz Kosta. Ne oldu hanımefendi? Niye fikir değiştirdiniz? Sıkıldım. Ne arayan var ne soran. Bu kadar hapislik yeter. 1.407.000.000 dayı burada. Ne? Ne? Ana! Baba çıldırdın mı? Kimi aradın bu kadar? Kimseyi aramadım. Peki kim aradı? Bilmeyeyim. Bak bu kadar saat. Kim konuşuyor bu telefonla? Sen onu oğlum olacak. O namussuza sor. Ya bana ne kızıyorsun baba ya? Ya kime kızacağım? Üç kağıtçı. Dedem de konuştu bununla. Deden konuştu el ama. Ya deden Amerika ile konuşsa bu kadar para gelmez. Ya tamam be ya. Esrahtan erkek olacak değil mi yavrumuz? Ya doktor söyledi diyeyim ya. Ya ne bileyim ya, bir yanlışlık falan olmasın. Ya yuh, törende gördük şeyin çocuğun ya. Aslan karım benim be. Erkek evlat veri bana. Gel kardeşim, biraz sarılayım sana. Hadi. Bunu benim dükkanda buldum. Kusura bakma. Oklama. Oğuzu çaldı değil mi? Namussuz. Çocukluk etmiş. Güle güle kullan. Hadi bakalım. Hadi selam. Yarın dersini vereceğim, göreceksiniz Karaman Bey. Bana tavada dersimi verecek adam daha arasından doğmadı Sıhra Bey. Allah aşkına, böyle kavgayla girersek maazallah. Göstereceğim, göstereceğim. Hiç merak etme. Aman aman aman. Dırtısız gelsin artık. Sağ olun Efteliye Hanım. Şerefe Mimik Efendi. Yaya! Baba, sen ne edeyim burada? Hadi aç kızım ağzını, ham yap. Aferin sana. Mihriban, alan gibi sen de hızlı şoför olacaksın mı? Ha? Hadi kızım, hadi aç ağzını. Aferin. Bakalım. Fazla. Bak 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 bak, koş içeri, koş içeri, koş içeri. Aferin. Alo buyurun. Ha nasılsın Feride abla? Sağ olası, sağ da hayırlı seneler. Ya kızlara bakayım. Ha Nazır ablam yok, araba kullanmaya gitti. Anam bu yaştan sonra rallici olmuş. Ruşe nerede? Beraber gittiler Feride abla. Göreyim mi, karı koca kafayı arabaya taktılar. Döğen, sen de kendine mukayyet ol, olur mu kızım? Yüklüsün ha, dikkat et. Tamam Feride abla, sen merak etme. Ha, aman diyeyim sana. Haydi, herkese selamlar. Sabah gözünü açar açmaz şoförlüğe mı başlamış? Hırs bastı ya kızı, hırs. Ruşen? İşte o da ona antrenörlük ediyor. Dükkana kim baki? Bakıyorlar. Nasıl bakıyorlar Feride? Biri burada. Birisi araba tepesinde. Öteki de sen bir alem. Hallederler kahraman. Herkes işini biliyor. Ne kahırlanıyor? Dükkana amanat ettik. Hiç kimse ortada yok. Çil yavrusu kimin de aldılar. Ya ömründe bir gün dükkanı düşünme kahraman. Bir gün tatil yap. Oh de. Biz yavaşlar mı Ruşen? Yok Nazire. Zaten 20 ile geldik. Nazire ayna. Hangi ayna? Bak kızım şimdi dönük. Aynaya bak. Ver sinyalini. Nazire versene sinyalini. Ya vereceğim dur. Ya Nazire döndür artık, hala vereceğim değil kızım.
Ya Rüşen bağırma, kafam karışıyor. Ezdin, ezdin. Ya ya ya, ezdin. Mefte aldı o. Adam da kafamı bırakın ki. Tamam, sakin ol. Heh, sakin ol. Düz git. Nazire düz git. Nazire aynı. Ya bura boş değil, bakmayayım. Gerçek hayatta bakacağız herhalde. Gerçek hayatta sen adam bırakmayacaksın, adam bırakmayacaksın. Gider ben Rüşen, arabadan soktun. Acı kızandık mı, ne oldu? Yok. Kanı gibi geldik işte. Heh. Ali! Rüşen oğlum, sen ehliyet hocası boğulucun, ha? Mesleğe bırakacaksın mı? Yok babacığım, neden öyle den? Ne işin var senin arazide? Neden dükkanın başında değilsin? Düz git. Tamam babacığım, gideceğim. Ne zaman gideceksin? Öğlen oldu, öğlen Rüşen. Ya baba? Bir dükkana bakamayın. Eşek kadar anam oldun, sorumluluk alamayın. Beni bas bas bağırttırayım Rüşen. Ne dey? Ya ne diyecek? Gene sinirini benden çıkarayım. Tamam hadi. Ben dükkana gideyim Nazire. Çek sağa. Hadi yeter bugünlük bu kadar. Aynaları kontrol et Nazire. Ya Nazire aynaya bakmayın. Bu aynaları boşuna mı koydular buraya? Dur Rüşen dur. Tövbe tövbe. Dur, dursam mı? Bir dur. Durabilsem. Dur Nazire. Bir durabilsem. Dur Nazire. Neydi? Ortadaki frende. Bas. Bir durabilsem. Nazire dur. Bir durabilsem. Nazire, o... Hadi, hadi, hadi. Rüşen, Rüşen. Ayağımı frenden çekince ben nasıl ineceğim? Rüşen. Kusura bakma. Kendi işini kendin yapacağım. Bunu bilir, bunu söylerim ben. Hayırdır Kahraman Bey kardeşim? Bizim damat büyüğü. Bu saat oldu, hala Aytalık'ta. Babacığım sen de çok gidiyorsun üstüne eniştemin. Az bile kızım, az o akılsıza. Teşekkür eder. Şeker mi aradın? Teşekkür ederim Memik Efendi. Baba, aramızdan su sızmıyor. Yok, de git. Cadı inanın kodumuz benim bir başıma. Şimdi mecburi katlanayım. Katlanayım öyle mi? Hiç katlanır gibi de etsem. Ya tiyatro oynayayım, tiyatro. Hırgür çıkmasın değil. Ela stavro, stamata. Kaç dilimi yedin? Daha yeni başlamışım Eleni'mi. Abi, sana doktor tereyağı yasaklamadı mı? Ha, Stavro Bey, kolesterol çıktı, mertlik bozuldu. Ne yiyebilik, ne içebilik. Öyle. Belli, belli canım. Yaya, bugün Ege'yi de alıp biraz dolaşırız değil mi? Nazlım, sen de gelirsin değil mi bize? Olur tabii. Çok isterdim Niko'mu. Ama eklesiyaya gidip dua edeceğim. Hem ailem için, hem de manastırdaki rahibe kardeşlerim için. Yaya, sen bu manastırdaki rahibe kardeşlerinle bayağı bir kader birliği yaptın değil mi? Evet, öyle oldu. İzninizle ben gidiyorum. Kahvaltınızı bitirseydiniz. İbadet beklemez kızım. Dur, şoförü çağır. Ha, istemem Nikomu, ben kendim giderim. El ama, Taksim şimdi ana baba günüdür. Ne? Ya Zeki Bey, beklersen işin bitene kadar. Oh Nikomu, ben kendim giderim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Nasıl gidecek ya? Vallahi helal olsun. Pek dini bütün bir anamız var. Dede, biz de çıkarız değil mi? Nereye? Beraber gezeriz demiştin ya. Olmaz. Ben arkadaşımı ziyarete gideceğim. Ya ne arkadaşı dede ya? Uzatma Mustafa'can. Olmaz diyeyim. Tamam ablacığım, biz çıkarız sonrası. Oğlum deden ne bilsin İstanbul'u? Ablanla dolaşırsın işte. Bak, şuna bak. 1.107.000.000 Ökkes Sadıoğlu. İmzamı da taklit etmiş eşoğlu eşek. Bu beni banka sanıyor heriye. Babam nasıl olsa öder deyi. Geline ayıp oluyor Ökkeş. Bana ayıp olmuş olmamış kimsenin umurunda değil. Senedin günü gelmiş,
Ökkeş nasıl ödeyecek? Hiç. Dükkandaki payımdan kesersin baba. Bu da holding mi orası? Hangi payından keseceğim? Kadıya istersen iade edelim. Yok Stella, aldık bir kere. Olur mu öyle Stella? Baban onu demek istemiyor kızım. Baba sizi bu kadar üzecekse arabayı geri verelim. Kabahat sende değil kızım. Kabahat senin akılsız kocanda. Ula sen kime hava atıyorsun Zibidi? Senin etinle budunla. Baba kalbimi kırayım. Hadi kalk dükkana gidelim hadi. Sen git ben gelmiyorum. Nereye? Ne dey bu? Ya hele bir git. Sebep? Çocuk acık hava alsın. Ya Ökkeş, gururunu kırayım. Karısının yanında üstüne gelme bu kadar. Ya abla, evlat evlat değil, ömür törpüsü. Bana bak, geç kalma. Külahları değiştirir ha, sıpa. Tamam baba. Ya biz gelip ya. Aşk olsun Memik Efendi. Az kaldı gidiyordum. Yanlış otobüse binmişim, kusura bakma. Üşüdün mü? Pek değil. Bunlar sana. Çok naziksin. Bizim oraların gülüne pek benzemiyor ama. Çok güzeller. Çok düşüncelisin. Sağ ol. Nereye gidiyoruz? Nereye istersen. Sen buraları benden daha iyi bileyim. Gel o zaman Memik Efendi. Sana İstanbul'u gezdireyim. Baban benim yüzümden kızdı Kadir. Senin yüzünden değil Stella. Asabi o yapsaydı. Keşke arabayı almasaydık. Ne? Karımıza bir araba alamayacak mı? En azından kendi paramız olduğunda almalıydık. E yine kendi paramızdan aldık. Yapma Kadir. Senetler babanın adına. Ben kendim bildim bile o dükkanda çalışayım Stella. Tatil nedir, oyun nedir bilmeden bacak kadarkenden beri babama yardım edin. Ama Kadir... Ne verirse onu alayım. Ağzımı açıp tek bir gün bile para laf etmeyin. Bunca yıl sonra karımıza bir hediye almış çok mu? Bilmiyorum. İçim rahat etmiyor. Sen içini ferah tut. O araba bizim paramızdan alındı. Sen merak etme. Gel sana şuradan yüzük bak. Gel. Ne diyorsun? Ya gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüzük bakacaktık da. Tabii. Kadir ben gidiyorum. Ya biraz bekle Stella. Dükkanda en güzel yüzüğü, eski iş. Bunu yapan ustalar kalmadı artık. Güzelmiş. Sana da çok yakıştı Stella. Başka zaman alırız Kadir. Ne o yenge? Beğenmedin galiba. Yok, beğendim de. Kadir, bu çok pahalıdır. İyi günlerde kullanın yenge. Kadir yabancı değil, kardeşimiz. Para önemli değil. Ne kadar oluyor? 5 milyar. Kadir! Abi ben biraz kapora bıraksam, gerisini akşam tamamlarım. Ayıp ediyorsun Kadir. Şurada 3-5 esnafız, birbirimize mi güvenmeyeceğiz? Siz alın gidin, ben Ökkeş ustayla hallederim. Sağ ol. Kadir, almayalım bence. Ya dur çıkarma Stella'm. Sen beğendin mi onu söyle. Beğendim ama. Ya o zaman aldık bile. Hadi abi iyi günler. İyi günler. Hadi gel. Programı gemilerin sınıflarına göre ayarladım. Böylece maliyet raporu çıkarken herhangi bir karışıklık yaşamayacağız. Sağ ol Esra. Sen yokken biz ne yapıyormuşuz ya? Hayırdır ya, evlendin mi? Nişanlandım. Yılbaşı gecesi kendi aramızda yüzük taktık. Daha ailelerimizin haberi bile yok. Hayırlı olsun. Damat kim? Tanıyor muyuz? Sanmam. İnşaat mühendisi. Üniversitede ders veriyor. İyi, hadi bakalım. Tebrik ederim. Sağ olun. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Yok.
Bu Penelope gemicilikle olan toplantıya hazır olalım yeter. Hazırlanıyorum Niko Bey. Tamam. Çünkü o iş bizim için çok önemli. Siz merak etmeyin. Torun çok tatlı oğlu Yelena Hanım. İnsan çocuğun tadına bu yaşta varayım. Öyle Feride Hanımcığım. Al hadi bak nasıl gülüyor bak. Feride, babamdan bir ses çıkmadı. Nasıl dönecek bu adam? Döner, döner o. Ya kaybolursa? Mustafa Can, ara bakalım dedene. Mustafa Can, bırak onu. Bırak. Arayamam ki baba. Telefon bende. Bak. Sen hala o telefona el mi sürüyorsun ha? Mıstıkçım dedeme verseydin ya telefonu. Adamcağız bilmediği bir şehirde tek başına dolaşıyor. Ya kaybolursa? Kaybolmaz baba. Kaybolsa bile Eftali Hanım onu geri getirir. Anlamadım. Oo, siz daha uyuyun. Onlar beraberler. Mustafa Can, şu terliği aşk ettirme yüzümün ortasına. Ne diyorsun oğlum sen? Amerika'dayken bile konuşuyorlardı anne. Bu telefon niye alındı sanıyorsunuz? Ti? Emin misin oğlum? E inanmıyorsanız mesaj kayıtları var. Ne iş mesaj? Mesajları bul o mesajları. Bul! E baba ayıp koskoca insanların mesajlarını mı okuyacaksın? Onlar bizi çocuk gibi kandırırlar, utanmayırlar da. Biz mi utanacağız? Bul mesajları. Bul o mesajları, kayıtlar. Buldun mu? Getir. Al baba. Ver. Ne diyor? Etropistavro. Yıldırım vurdu bizi. Dal gibi kırdı bizi. Araya girdi düşman. Dağlar ayırdı bizi. Babam yani falan yazmış. Kadın büyü yapmış. Kara büyü. Teessüf ederim Feride Hanımcığım. Asıl sizin babanız mamamdan istifade etmeye kalkıyor. Ne istifade edeceksin Tavro Bey? Mamanızın ahı gitmiş, vahı kalmış. Sizin babanız da Alain Delon değildir hani. Eğer babam rahmetli anamın üstüne gül kokladıysa silerim onu defterden bak. Silerim. Asıl ben silerim. Babacığım lütfen kendinize gelir misiniz? Stavro. Abi, ne oluyor? Abi iyi misin? İkramiye Hanım bir bardak su getirir misiniz? Abi. Abi. İyi misin? Arnavut köyün çileği meşhurdur. Baharda toplamaya çıkardım. Su evi görüyor musun? Cicavunda sardın yolan mı? Hı hı. Ben burada doğdum. Sonra pek çok evde yaşadım. Ama rüyalarımda evim diye hala burayı görürüm. İnsanın doğduğu yer başka oluyor tabii. İnsanın çocukluğu nerede geçtiyse evi oraya biliyor. Şimdiki motoruyu? Giderken teyzemin kızına emanet etmiştik. O ölünce ortada varis kalmadı. Başkaları mı aldı? Bilmiyorum. Baksana birileri oturuyor. İçeri girmek isteyeyim mi? Hı? Boşver. Çocukluğumdaki gibi hatırlayayım. Beyefendi, dükkanın yolunu buldu nihayet. Kusura bakma baba, biraz geç kaldım. Gez dolaş oğlum. Burada bir hambal var nasıl olsa. Baba, kusura bakma deyim. Geç içeri. Hala konuşuyor sıpa. Geç. Ruşen. Bak, Yıldız falan ne diyor. Bu yıl küslükler sona erecek. Küçüklerinizden sevgi ve itibar göreceksiniz. Öyle mi? Öyle. Burcunun altında ne yazıyor? Baktın mı usta? Nereyi? Bak orada altta ne diyor?
havada bulut, sen bu işi unut deyin. Gördün mü? Ne böyle değil Ruşen? Aramız biraz olsun düzelmedi mi? Düzelmedi. Düzelmeyecek de. Sen bu işi zorlama ustam. Bak sonra sen üzüleceksin ha. Boş ver. Ettin miydi anne? Ha ettim. Dilekle diledim. Ne diledin? Söylenmez. Abicim çekeyim mi? Foto, foto. Beyefendi çekeyim mi? İsteyim misin? Sen istersen. Çekelim beyefendi, hatıra olur. Hadi çek bakayım. Geçin şöyle. Beyefendiciğim yengeye biraz yaklaşın. Yengeciğim, siz de uzak durmayın. Siz de biraz yaklaşın. Evet. İsterseniz beyninize bakıp bir gülümseyin. Tamam işte, böyle iyi. Tamam. Hadi çek bakayım, yürü. Çekiyorum. Gülümseyin. Çektim. Sana teşekkür borcum var Eftelya. İstanbul'a daha eve geldim ama buraları hiç görmedim. Daha görülecek çok yer var Mimik Efendi. Antep güzel. Ama İstanbul bambaşka bir dünya. Medeniyetler şehri. Çok güzel konuştun. İstanbul medeniyetin beşiği. Öyle. Ama aklıma gelmediği bir şey var. Madem her şeyi bizden öğrendiniz, o zaman neyin Avrupa Birliği diye ensemizde uzabilirsiniz? Her şeyi sizden öğrenmedik ki. Gördüklerinin çoğu bizim eserimiz. Mızıkçılık yapma Eftelya Hanım. Asıl mızıkçı sizsiniz. Koskoca medeniyetin üstünde kondunuz. Ne? Mimar Sinan'da siz mi yetiştirdiniz? Ha, şu camiyi siz mi diktiniz? O camiden önce koskoca Ayasofya Kilisesi'ni diktik bak. Yüzyıllardır dimdik ayakta duruyor. Bir kere onun adı kilise değil, camı. Kilise. Camı. Yağmacısınız siz. Asıl yağmacı sizsiniz. Sizden önce biz oturuyorduk bu topraklarda, unutma. Ceddimiz gelmiş alnının akıyla hak etmiş. Sen de derdine yan. Sen de ecdadın gibi barbarsın. Bana bak, kafamın dasını attırma.
70 milyon tükürüğüyle bu arık sizi. Ben de seni adam olur sanmıştım ihtiyar keçi. İhtiyar sensin. Bu iyice dışı. Kaba herif. Canan olsun. Ah. Nereye gideyim? Kaba sağa uyup da buralara kadar peşine dağılandı. Saat oldu. Hala bir haber yok Feride. Etfal ya anam. Ya Allah aşkınıza bir söyleyin de babam nerede? Bak kıvırım kıvırım kıvıran ilk şurada. Niye bana soruyorsunuz? Etfal ya anam. Sizin peşinize takılmış da ondan. Yok canım. Yaya, Memik dedeyle görüştüğünüzü biliyoruz. Küçük bey her şeyi anlattım ama. Küçük bey ağzında bakla ıslatmaz sağ olsun. İftira. Hepsi iftira. Ya söylesene nerede Memik dede? Bilmiyorum Niko. Yeter. Gelmeyin üstüme. La havle ve la kuvvete illa billah. Yok canım kaçırdı yine bir şey yaptı bu adam. Anne lütfen. Mama terörist mi? Niçin kaçırsın babanızı? Bay Stavro. Artık annenizden her şeyi beklerim ben. Her şeyi. Aa, ne yapayım ben o ihtiyar keçiyi? O ihtiyar dediğiniz adam kapı gibi kapı. Siz kendinizi teze gelir mi sanıyorsunuz? Kahraman bey lütfen. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Baba iyi misin? Alo. Evet akrabamız olur. Nerede? Tamam. Tamam, sağ olun. Ne olmuş Niko? Hadi Nazlı, hazırlan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Buyur dede, afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Dedeciğim. Memik dede. Dedeciğim iyi misin? Ne oldu memur bey? Amca yolunu kaybetmiş, bize müracaat etti. Dedeciğim evin adresini bilmiyor musun? Mahallenin adını unuttum. Hava kararınca telaşlanmış biraz. Telefon numarası çıkarana kadar birkaç saat geçti. Başka bir şey yok değil mi memur bey? Yok. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Niko, annemlere hemen haber verelim de merak etmesinler. Arıyorum. Dedeciğim çok korkuttun bizi. Ya ne korkuyorsun? Ben çocuk muyum? Başımın çaresine bakarım ben. Tamam. Şundan bir lokma yesene, acıkmışsındır. Ya polis oğlum, al şunu benim başımdan. Dede lütfen. Tamam, tamam. Alo baba. Niko, oğlum iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Memik dede biraz üşümüş o kadar. Neyle aramamış bizi? Ne olmuş? Ne işi varmış karakolda? Ya gelince anlatacağım ben size, geliyoruz şimdi. Merak etmeyin tamam mı? Önemli bir şey yok. Bekleyin, çabuk gelin. Biz burada öldük, öldük, dirildik. Ne diyor kahraman? Ha? Oh Allah'ıma. İyiymiş babam, iyiymiş. Oh. Gördünüz mü? Beni boşuna suçladınız. Ne? Kim bıraktı adamı sokak ortasında? Zalim o da çocuk mu? Kabahati biraz da babanızla arayınız. Hele stavro, fazla uzatıyorsun. Ve artık buranın tadı kaçmıştır. Hadi gidiyoruz. Hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Asıl biz geldik. Feride, Mıslıkcan, toparlan, toparlan. Babam geleceğe kahramanım. Ha? Hey. Gelsin, burada bir dakika duran kahraman değerli. İyi akşamlar beyefendi. Hadi. Asıl size iyi akşamlar beyefendi. Stella, kızım yüzün pek güzelmiş. Kadir'in hediyesi anneciğim. Öyle mi? Nadide bir şeye benziyor. Bu
usta dükkanındaki en kıymetli kuyum dedi ana. Ne diyor bu Heriye? Yok bir şey. Stella. Kızım elini biraz bağa doğru uzatır mısın? Ne bu oğlum? Yüzük. Ula sen beni! Geç! Yahu siz beni çıldırtacak mısınız Heriye? Ne o yüzük? Ya önemli bir şey değil Ökkeş. Nasıl önemli değil? Sen gördün mü üstündeki taşı? Baş taş değil, far far. Ne far o şey? Ne? Cam. Cam mı? Sahte. Kız heveslenmiş almış. Ne ama o baştan söylemediniz bana? Boşuna sinirlendiriyiniz beni. Vakit bırakmayın ki. Hemen celalleneyin. Gerçek taş olsa yıkardım bu evi kafanıza. O göre. Ay hiç biz öyle bir şey yapar mıyız Ökkeş'im? Hadi gel. Gel. Hadi anneciğim. Torunuma iyi bak. Uçakta yer ayarlasaydı kahraman baba şimdi onca yol nasıl? Sağ ol Niko. Babam tutturdu uçağı bilmem de. Sakın sen çok seveyim uçaktan gitmeyi. Bari ben gitseydim baba. Bir saatlik yolu onca çıkardınız ha. Hiç konuşma Mustafa Can. Senin yayan gitmen lazım. Aman dede ya. Anne bayrama gelirsiniz değil mi? Kızım şeyde tantanaya doymayın. Azıcık nefes al. Olur mu Öşe Feride anne? Olur olur bak. Sen babanla babamız bir araya gelince anam kıyamet kopuyor. Tutuşuveriyorlar. Boş ver. İftira atma Feride. Onlar başlamasa kuzu gibi oturuyum ben. Ha, kuzu gibidir benim babam. Haydi yolcu yolunda gerek. Dedeciğim. Canım. Oh. Haydi be güzel. Kızımla torunum sağa emanet. Ya Ferhat bu bir başka da. Başka mı da olmuş? Başka. Hadi omuz ver. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba. Merhaba Hikmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Niko yok mu? Kahraman beyleri getirmeye gitti Eleni. Artık iyice unuttu bizi. Elem ama. Arkadaşını daha önce görmüş müydüm Katina? Veya hani Nazlı'nın doğumunda tanıştırmıştım ya. Antep'te. Mesela? Demek hala görüşüyorsunuz. Ne mama? Sizi dışarıda bekliyorum. Size yardım edeyim. Ben mamayı yalnız bırakmayayım. Ya bu Fransız Katinamo. Mamaya bu evlilik meselesinden bahsedeceksin. Thanks, Errol. Ben senin abinim, Katina mu? Θέλω το καλό σου. Το ξέρω. Yapma. Bu yaştan sonra kalbinin kırılacağı bir mazeraya girme. Bana mutlu olma mı diyorsun? Το αντίθετο. Mutsuz olmandan korkuyorum, Katina mu? Hatırlasana kızı bile neler söyledi. Adamın ne mal olduğu ortada. Mutsuz olacaksın. Hüsrana uğrayacaksın. Yapma. Bırak bu adamın pesini. Hatırım için. Uçağı kaçıracaksınız. Annemlere haber verdim. Geleceksin diye iki gündür hazırlık yapıyorlar. Gelemem Ahmet, çok önemli bir toplantım var diyorum. Niye anlamıyorsun? Esra, toplantı evliliğinden daha mı önemli? Tabii ki değil. Başka zaman gitsek? Biletleri aldım bile.
Peki bana niye son dakika haber veriyorsun? Bu kadar meşgul olduğunuzu bilmiyordum hanımefendi. Kusura bakmayın. Ahmet. Hiç Ahmet deme bana. Eğer annemlerle tanışmak için bir gününü bile ayıramıyorsan bu evlilik işini bir daha düşünelim bence. Ahmet. Beyefendi biraz asabi galiba. Nişanlım. Hep öyle midir? Annesiyle tanıştırmak istiyor. Bana sormadan bilet almış. Toplantıyla aynı güne denk geliyor. Başka bir gün ayarlayamıyor musunuz ya? Gurur meselesi yaptı. Ayarlayamıyoruz. Ne olacak? Bilmiyorum Niko Bey. Durum pek parlak gözükmüyor. Takma kafana ya. Yarın siniri geçer. Tamam. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Saatlerce tekerin üstünde kahraman öldük Allah. Ay. Dedemin aklına uyup doluştunuz tabii otobüse. Uyumayıp da ne olurcuydu Allah aşkına. Dedeni bilmiyor musun Nazire? Aman da aman. Neler de almış nenesi kızlarım ha. Çam sakızı çoban armağanı işte. Abla bak, Zehra'yı aldım. O neymiştik? Kız Kulesi'nin heykeli. Aa. Ya. Senin de heykelini dikmek lazım Mustafa'cığım. Neden baba? Ortalığı karıştıran çocuk heykeli. Bir Gaziantep'e, bir İstanbul'a. Aman baba ya. Ruşen oğlum, dükkanda her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda babacığım. Baksana çocuk nasıl çalışıyor. Ufak bir cezaydık o kadar. Ne cezası? Küçük bir ceza yedik ya. Yok yok önemli değil. Ruşen. Akşam akşam seyretme beni. Ne cezası diyeyim? Çöp. Ya dükkan önünde çöp bırakmışız. Önemli değil, fazla bir şey değil. Ruşen. Sen çöplerin nereye konacağını bilmeyin mi? Bileyim. Bilin de neyin cezayı? Salak mısın sen? Baba. Yok yok. Sana dükkan mükkan emanet edilmez. Sana velespit emanet edilmez. Sen akılsızsın. Sen gaz kafalısın. Baba. Diklenme. Diklenme Ruşen. Çöp cezasıymış. Başımıza ne cezalar gelecek. Hiç olmadı güzel cadı. Boşa kırdın kalbimi. Geç bulduk, çabuk kaybettik. Girebilir miyim dedi? Ne var? Bir şey ister misin? Yiyecek bir şey getireyim mi? İstemeyeyim. Küsmüş dedi. Bir de soruyu. Ya dede ya. Hani kimseye bir şey söylemeyecektim? Hani Eftel'le ikimizin sırrı olucuydu? Babamlar merak etmişti. Kayboldun sanmasınlar diye söyledim. De git. Ben seninle konuşmayayım. Sana bir sır verdik. Dünya aleme duyurdum. Konuşmayacak mısın dedi? Dediğini duymayayım mı? Gideyim mi? Nasıl isteysen öyle yap. Zaten herkes bana kızıyor. Açayım mı? Dur dur, açma sakın. Hadi kızım ya. Ya bir dakika Niko. Açıyorum. Açma. Tamam, açabilirsin. Ne oldu? Ne demek ne oldu? Görmüyor musun çocuktaki değişikliği Niko? Saçını mı kestirdin?
Ya ne saçı Niko, saçmalama. İyi bak. He. Niko'cum oturuyor oğlumuz, fark etmiyor musun? Baksana. Aa, oturuyor hakikaten. Ya. Bak benim oğluma. Alo. Efendim Nazlı'cığım. Pardon Esra'cığım. Nazlı ile konuşuyordum da, affedersin. Önemli değil. Toplantıda geçen yılın raporlarını sunacağız mı diye soracaktım. Yok, geçen yılkilere gerek yok da sen hala ofiste misin? Eksik bir şey kalmasın istedim. Toplantıya hazır olalım. Ya Esra sağ ol da birazdan çık istersen. Çok geç olmuş saat. Olsun. Yapacak daha iyi bir işim yok. Nişanlından ses çıkmadı mı? Yok. Telefonu da kapamış. Üzülme ya. Açar. Tamam, kafana takma. Hadi iyi akşamlar. Nazlı Hanım'ın, pardon, Esra Hanım'ın nişanlısı da mı varmış? Nazlı dilim sürçtü. Nişanlısıyla kavga ettiler bu bizim toplantı yüzünden. Yazık, pırlanta gibi kız ya. Ama sen de yere göğe sığdıramıyorsun asistanını. Ya bırak asistanı da, şu delikanlıya bak ya. Aslanım benim ya. Oturuyor musun sen? Sen babaya mı benzeyeceksin oğlum? Bak bakayım bana. Bak bakayım bana. Sen babaya mı benzeyeceksin Ege? Sen babaya mı benzeyeceksin oğlum? Ha? Babaya mı benzeyeceksin? Gülşen, Nazire'nin yanından ayrılma, kaza maza olmasın. Ne kaza olur canım? Kaplan gibi davamız var. Ya ben söyleyeyim de. Sonra bir şey olursa senden bilirim ona göre. Yani babacığım gökten taş yasa sen de benden bileceksin ha. Nazire, direksiyonu sıkı tut kızım. Fazla heyecanlanma. Tamam dede. Abla ehliyeti al da beraber gezelim. Hadi oradan menfaatçi. Nazire, al kızım bunu, bu şeker. Yanında dursun. Ne yapacağım ana şekeri? Ben okudum bunu. Yanına koy, yolda yersin. Sağ olun. Ya gören de fezaya füzati sanacak Feride. Alt tarafı araba kullanacak kız. Sen baban boş ver. Zihnin açılır kızım, tamam mı? Hadi beni her yerde bırakırsınız ha. Bıraksın işte. Aferin oğlum. Annesinin bir tanesi o. Bakayım nasıl oturmuş. Nasıl oturmuş benim? Günaydın Nazlimo. Hoş geldin Katina Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? Ah Tontonaki, Tontonaki. Bak nasıl oturuyor halası, bak. Aferin Egemu, aferin sana. Hayırdır, sen tatil mi verdin bugün kendine? İçimden işe gitmek gelmedi. Canım sıkılıyor biraz. Niye, ne oldu? Yok bir şey, hep bildiğin şeyler. Nasıl bildiğim şeyler? Hikmet meselesi. Bir anda kızı, bir anda abimler. Anladım ki kimse mutlu olmayacak Nazlı'm. Yapma Katina hala. Yok öyle. Abim haklı. Ben artık maceraya atılacak yaşta değilim. Ben öyle düşünmüyorum ama sen bilirsin tabii. Vuslat bana kısmet olmayacak Nazlı. Üzülme Katina hala. Yalnız değilsin ki, biz varız. Ege var. Bak. Biliyorum. Biliyorum. Canım, canım. Hadi sıcak bir çay içelim mi? Dur ben çay koyayım. Tamam. Canım. Melis hadi kızım, okula geç kalacaksın. Tamam baba. Hadi acele et, tozsun soğuyacak. Baba bu sana geldi. Sevgili Hikmet, çok düşündüm. Bu evlilik ikimiz dışında herkesi mutsuz edecek. Etrafa aldırmayacak yaşı çoktan geçmişiz. Yolun başındayken ayrılalım. Seni çok özleyeceğim, Katina. Selamünaleyküm Ökkeş Usta. Sağ olasın Haydar. Nasılsın? İşler nasıl? İyidir, Allah'a çok şükür. Geçiyordum da şu senin senedi getireyim dedim. Ne senedi? Yüzüğün senedi. Kadir geçen gün karısını aldı ya. Ya cam değil miydi o? Yapma ustam, teessüf ederim. Hakiki taş. Yok ya. İyi misin ustam? İyiyim, iyiyim. Ben böyle bir ağır gireyim bu aralar. Geçmeyin. Geçti, tamam. Ustam, borcun aramızda lafı olmaz ama
adettendir. Şuna bir kefil imzası atıver. Sağ olasın. Hadi bana müsaade. Sağ. Hayırlı işler. Alo Heriye. Nasılsın Ökkeş? Her şey değilim. Hayırdır? Yahu sizin bana kastınız mı var Heriye? Bir olup beni delirtecek misiniz vicdansızlar? Ökkeş. Hem faturayı bana yollaysınız hem de cam değilsiniz. Siz çocuk mu kandırmışsınız Heriye? Ya sen şu yüzüğü değin değil mi? Bak şimdi anlatayım ben sana. Bir kere fazla bir şey tutmuyordur canım. 5 milyar 5. Lirayla. Gel lan Sıpan. Gel. Ne oldu baba? Donatmışsın gene karını ha? Küçük bir yüzük alıyor. Küçük ha? Ulan sen kimsin ulan? Bir gün araba, bir gün yüzük. Ulan sen kendini ne zannedin? Delirtecek misin lan beni? Ha? Çıldırtacak mısın ulan? Geç. Sus da dur ya. Ne bağırayım baba ya? Sen geç yanıma takı takmadın mı? Taktım da babama mı ödettim ulan? Evlerim, evlerim. Ben de kendimi ödeyeyim, dükkandaki hakkımdan vereyim. Ne hakkı ulan? Ne hakkı ulan? Nankör! Hain! Cevap verme! Cevap verme! Çıldırtacaksın mı adamı? Kadir, sen bittin Kadir. Defol gözüm görmesin, bir daha kırarım bacaklarını. Hiç merak etme baba. Yeter yav çocuk gibi depelediğin. Olmaya gerek yok, ben kendim geleyim. Kadir yapma! Bırak kahraman! Bırak, ne oğlu varsa görsün! Bırak! Tamam, tamam Köş. Gel. Yavaş yavaş. Gel üstüne, gel. Sakin. Maşallah Nazire, ne güzel kullandı değil mi? Hocası kim hocası? Dur Rüşen bir baksana, arkadan araba geliyor mu? Nazire kendin baksana, aynen var ya işte kızım. Rüşen bakınca kafam karışıyor. Ya Nazire, hep ben mi bakacağım senin aynalarına? Allah Allah, olur mu öyle şey? Başım sola döneceğiz. Ver sinyalini bakayım. Ha, devam et. Çıkarken sağına da bakacaksın Nazire. Ya sağ sola nereye bakacağım ya? Of nedir bu? Ya sağına da bakacaksın, soluna da bakacaksın kızım. Allah Allah, aynı anda iki işi yapamayayım mı sen? Dön bakayım sonra. Buna ne oldu Nurşen? Gitti konsantrem. Ya tamam Nazire, dikkat et. Allah Allah, önüne bak, yayalar falan var. Frene bas, yavaşla biraz kızım. Nazire, yavaş kızım bak. Ne diyor Nurşen? Dikkat et, yavaşla frene bas. Tepe serseme deyin adama ha. Ya Nazire, dikkat etmeyin, dikkat etmeyin. Bak sağda araba geliyor, solda araba geliyor. Allah Allah. Aynalarına bak Nazire. Nazire aynana baksana. Ya Nazire şimdi önüne bak. Bak her yerden birisi çıkıyor ya. Nazire. Kızım sen yola bak, ben aynalara bakarım, tamam mı? Nazire bak, sağdan adam gibi. Dur bakayım. Nazire dursana. Dursana, adam geliyor. Ama... Nazire! Öldük mü kızım? Bilmem ana. Vurduk Nazire. Adama vurduk. Allah! Celal Hırsan! Yani yine kaç tane adam öldürüyorlar? Yandık. Ruşi yandık. Tamam anacığım, telaş etmeyin. Sakin olun, telaş etmeyin. Nasıl etmeyin? Adam telef oldu. Tamam tamam, gel gel. Gel gel. Kadir'e üzüldüm usta ya. Üzülme üzülme. O da babasına saygısızlık etti. Ama babası da çok ağır konuştu. Babadır. İstediğini söyler. Evlada cevap vermek düşmez. Sen bakma bu saygısızın apır sapır konuştuğuna. Sen sakın babana çok saygı göstereyim. Babak gene benim başıma patladı. Alo. Baba. Çok kötü bir şey oldu baba. Rüşen ne oldu? Kaza ettik. Ne? Ne kazası? Görünmez kaza. Ceylan'ı mi ezdik baba? Nereye gezdik? Ezdik işte. Ya kedi mi bu? Koskoca adam, nasıl ezdiniz?
Ya işte baba karakoldayız, gözür seveyim, hadi çabuk gel. Tamam tamam, geleyim. Ne olmuş usta ya? Koca Gaziantep'te bula bula Celair ustayı buldular. Ne dedi? Celair'i bizimkilere mi saldırmış? Yok dedem ya, bizimkiler Celair ustaya çarpmış. Oh, iyi olmuş. Bir daha çarpsalardı. Ötçeş! Ötçeş koş. Ne oluyor? Bizimkiler Celair'i ezmiş. Ana! Ya! Ya, ya. Nasıl olmuş peki? Karakoldalarmış. Bula bula Celal'i bulmuşlar. Kime? Arabayla çiğnediler komiserim. Kocamın canına kastettiler. Ya, ayıptır, iftira komiserim. Gerçek, gerçek. Bayanın kocası aynı zamanda üvey kayınpederimdir. O ne ya? İnsan üvey bile olsa akrabasının canına kasteder. Yeter. Bırakın birazdan konuşmayı, sorulara cevap verin. Gel. Saygılarımla. Celair Bey, eğmeyin. Eğim ruhum, eğim. Ne oldu doktor muayenesinin sonucu? Ya işte kolunda bir burkulma var. Bir de şurada bir sıyrılma olmuş. Komiserim Allah'a şükür başka bir şey yok yani. Buyurun oturun. Buyurun. Bismillah. Yavaş. Oh. Celair Bey, şikayetçi misin Nazire Hanım'dan? Gel. Geldim Feride. İyi günler rahmet komiserim. Hayırlı mesailer. Ustam, buna al. Ustam hacamat ettiler Ökkeş. Geçmiş olsun Celair Usta. İstemeden oldu herhalde. Aynaya bakaydım. Usta yola çıkınca. Gezdim ocağı. Öyle mi? Bir hata ettik. Kusura bakma Celair Usta. Celair Bey, son kez soruyorum. Şikayetçi misin? Ha, şikayetçi olma Celair Usta. Nazire'nin ehliyeti yok. İşin sonu hapse kadar gider. Ehliyetsiz salmayacaktınız o zaman sokaklara. Ana! Ya insaf Rabia'm, insaf ya. De git. Celair Bey. Şikayetçi değilim komiser bey. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Allah razı olsun komiser. Ne yüce gönüllüdür ya Rabbim. İyi o zaman. Gerisini aranızda halledersiniz. Haydi dışarı. Nereden buldun? Ey yüce gönüllü. Mevlana sanki. Uzatma dışarı çıkın bakalım. Sizler Allah. Dışarıda konuşalım. Geçin geçin geçin. Yeri 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 yeri. Bu kadar içiniz. Allah'ın ağlaması büyük konuşuyor. Tamam mı komiser? Sağ olun. Tabii. Gel öyle bir yardım edeyim mi? Yok sağ olasın. Kendim gelirim. Bana bak. Selam gideyim. Hadi güle güle. Geç. Celair Ustam. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olasın. Hadi geçmiş olsun babacığım. Hadi Ruşen, Ruşen. Adamı ezdiniz yetmeyin. Bir de kafa tutuyorsunuz. Kasten çarptınız da hey baba. Ya koskoca Gaziantep'te ezecek başka adam bulamadınız. Bu ne? Bizim arabamız ya kahraman. Hani acık dokandık ya adama. Ya Feride. Dokandığınız sonuçta bir insan evladı. Ne kadar iri olsa beyle olmaz. Ya o araba hurdaş olmuş. Şimdi baba ben Celair Usta'ya çarptıktan sonra o korkuyla ellerimi bırakıvermişim. Sonra tutmuşum. Tuttu. Ondan sonra geldik biz bir abi. Açıklık ferah bir yer buldu Nazirem. Allah'ım dedim nihayet kurtulduk. Benim bir sadakamız varmış derken direkt çıktı karşımıza. Sen benim maytabı geçin Feride. Allah'a ha maytabı geçin. Ya şu arabanın haline bak. Ya baba. Bana baba deme. Hadi karın acemiydi. Sen neredeydin Ruşen? Ya kahraman Allah aşkına bağırma lanım. Bir yerine bir şey olucu. Pancar gibi ne oldun? Fıttıracağım. Bak fıttıracağım. Şimdi fıttıra. Bak şurada fıttıracağım ben ha. Arabama bak. Raporları hazırladın Niko Bey. Teklif mektubu ne oldu? Yazdım. Yakıt fiyatları ve komisyon ücretleri de burada.
Tamam. Temsilcinin adı Haris Seydos. Daha önce Poseidon'la çalışmıştı. Amerika'dan tanıyorum. Merhaba. Nazlı? Rahatsız etmiyorum ya. Yok canım, ne rahatsızlığı? Toplantıya hazırlanıyorduk. Gelsene. Merhabalar Nazlı Hanım. Merhaba. Niko Bey, başka bir şey var mıydı? Yok Esra, sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne haber? İyiyim. Ne o, baskına gelmiş gibisin? Yok canım. İşim vardı, öyle sana da uğradım. İçin rahat ettin mi bari? Nasıl içim rahat ettim? Yani diyorum ki geldin, gördün. Hani biz konuşuyoruz. İçin rahat etti mi? İçim zaten rahattı Niko. Kahve falan bir şey söylemeyecek misin bana? Söyleyelim bakalım. İyi akşamlar Kadir. Oo Ruşen abi, otursana. Oh, evde daraldım ben de, bir hava almaya çıktım ha. Yapmışım. Arak içer mi? Ya koy bakalım bir Kadir. Dükkanlar ayrılmışsın. Ayrıldım abi. Her gün azar, her gün akaret, canıma tak etti vallahi. Sen bir de bana sor oğlum. Yeter be abi, çocuk muyuk biz? Geç. Ha işte, yapacak bir şey yok ki oğlum. İş bu. Ekmek teknem. Mecburen katlanacak. Yok abi, ben başka iş yapacağım. Ne işi? Yan dükkandaki Aziz abiyle konuştum. Aziz abi mi? Dükkanı kiralıymış. Terlik işine gireceğim. Terlik mi? Para? Fazla bir şeye gerek yok abi. Stella'ya dayısı giderken biraz para bırakmış. 10.000 dolar. 3-5 kuruş da bende var. Kazandıkça ödeyeceğim abi. Ne mi? Yapma ya. Azsa az, çoksa çok. Kendi yağımla kavrulacağım. İyi de Kadir. Ruşen abi. Abi gel ortak girek. Ben mi? Telikçiye. Oğlum bende para ne gezer be oğlum. Abi kazandıkça ödeyeceğim deyim. Ya nasıl olacak bu iş Kadir? Olacak abi, sen güven bana. Kendi işimizin patronu olacak. Öyle kimsenin ağzının kokusunu çekmeyecek. Şamar olamamaktan kurtulacak Ruşen abi. Abi gel ortak girek şu işe be. Oğlum zor benim böyle, zor benim böyle şeyler, nasıl zor. Ya hemen karar verme Ruşen abi. Bir düşün. Bak inan pişman olmayacaksın. Ey hadi bakalım hadi. Niko'ya geldiğimizi haber verdin mi Elin'e? Ne stavrumu? Ailesini geçirmeye bile gelmedi Stavro. Arrata mitera. Kayınpederini uğurlamaya gitmiştir. Artık tamamen onların etkisi altına girmiş. Anteplilerin peki olmuş. Minto paracanis. Siz Niko'ya mı yoksa Memik Efendi'ye mi kızıyorsunuz? Şeytan gözü, şeytan gözü. Stop! 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 St